Ekonomi Dünyası ekibi olarak bugün Fethiye bölgesindeyiz. Yanımızda firma sahibimiz İbrahim Bey var. Öncelikle İbrahim Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Burada neler yapıyoruz? Ürün ve ürün gruplarımızdan tabii ki de bahsedeceğiz. Fakat sizleri tanımak istiyoruz. İbrahim Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz ve bu serüvenimiz nasıl başladı? İsmim İbrahim Çınar. Çınar Grup Yönetim Kurulu Başkanıyım. 23 yaşındayım. Fethiyeliyim. Kütahya'da Umutlar Üniversitesi mezunuyum. Banka ve sigorta bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda emlak yönetim okudum Anadolu Üniversitesi'nde. Çınar Grup olarak emlak, otomotiv, inşaat ve sigorta alanlarında faaliyet gösteriyoruz şu anda Fethiye bölgemizde. Peki burada neler yapıyoruz İbrahim Bey? Şimdi sizleri tanıdık. Yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Okullarımızı da okuduk, eğitimimizi de aldık. Fakat biz burada neler yapıyoruz? Ürün gruplarımız nelerdir? Yapmış olduğumuz faaliyetleri sizlerden alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Şu anda emlak, gayrimenkul üzerine daha çok yoğunluktayız yani. Aynı zamanda sigorta bölümünde de yoğunuz. Yeni açıldığımız için tabii ilk başta bir süre zarfı var otomatikman. Onun için ilerleyen zamanlarda inşaat ve otomotive de gireceğiz yakın zamanda. Planlarımızı ona göre ayarladık. Şimdi. Ağırlıklı olarak şu an emlak sektöründeyiz diyebiliriz. Emlak ve sigorta diyelim. Emlak ve sigorta sektöründeyiz. Peki bu sektörde neler yapıyoruz? Şöyle söyleyeyim, emlak konusunda villa satışı olsun, arsa satışı olsun, kiralama olsun, aynı zamanda konut satışlarımız. Tabii konut satışlarımız devam etmekte. Zaten şu anda ekibimiz de dışarıda olduğu için evet. Fark etmişsinizdir. Sigorta anlamında da şöyle söyleyeyim, trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, onun gibi bütün sigortaları yapıyoruz. 30 tane acenteyle çalışıyoruz aynı zamanda şirket olarak. Emlak sektörüyle ilgili genel olarak detaylı bir bilgi verdik. Fakat bu süreç nasıl ilerliyor? Gelen müşterilerimizle birebir bir şekilde ilgileniyoruz. Fakat hangi aşamadan başta geçmemiz gerekiyor ve bir firmaya güvenmeden önce nelere dikkat etmeliler, neleri araştırmalılar? Şöyle söyleyeyim, zaten emlak konusunda genel olarak insanlarımız emlakçılara karşı bir önyargılı davranıyorlar. Biz zaten en başta bunu çözmek için yani bu işi yapıyoruz. Bir güven oluşturmamız gerekiyor. Tabii hani şeffaflık, saygı, güven bu çerçeve üzerinde ilerliyoruz ekibimizde. Ortalama bir 10-15 kişilik bir ekibimiz var. Profesyonel olarak bu alanla ilgilenen kişiler kendileri. Aynı zamanda yabancı arkadaşlarımız da var çalışan, Türk de var. Şöyle söyleyeyim, müşterimize tabii ilk önce bize geliyorlar, bizi araştırıyorlar. Ondan sonra hani istedikleri şeyleri bize söylüyorlar. Biz de onların istediği göre hani onların isteklerine göre ilerliyoruz. İlerleme kısmında. Evet. Müşteri odaklı gidiyoruz aslında. İstek üzerine tamamen ilerliyoruz burada. İlk aşamamız kesinlikle emlak sektöründe özellikle firmamızı araştırmaları. Tabii. Yapmış olduğumuz işlevleri ve belgelerimiz olması gerekiyor bu sektörle alakalı. Bunları izleyicilerimiz araştırmalı. Daha sonrasında sağlıklı bir çalışma sergilememiz için tamamen birebir bir şekilde satışlarımızın olması gerekiyor değil mi bu sektörde özellikle? Yani tabii ki önceden araştırması gerekiyor ki ona göre hani karşı tarafı da güvensin ve hani bu işte iki taraflı şey önemli, güven önemli. Evet. İki taraflı güven olduktan sonra zaten gerisini bir şekilde hallediyoruz hani genel olarak. Detaylı bir şekilde bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için tekrardan. Peki sizlere şunu sormak istiyorum. Şimdi bu sektöre yeni atılmadık. Yıllardır bu sektörün içerisindeyiz, okullarımızı okuduk. Fakat bu sektöre atılacak olan genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Neyi amaçlamalılar özellikle? Şöyle söyleyeyim, şimdi sıfırdan gelmek cidden zor. Çünkü piyasada baktığınız zaman Fethiye'de de çok emlakçı var, çok sigortacı var. Önemli olan bu işte düzgün ilerlemek, yani sağlam adımlarla ilerlemek. İlk baştan zaten yani insanların size güvenmesi gerekiyor bir konuda. Ve tabii çevre meselesi, biraz çevreniz varsa o konuda... Çevre de çok etkisi olabiliyor tabii yani ki ama tabii ki firmamızın önemi aslında burada önemli. Tabii firma da önemli. Önemli olan zaten adam ilk önce geldiği zaman firmaya bakıyor. Röportajımızı bitirmeden önce sizlere şunu sormak istiyoruz İbrahim Bey. Hedeflerimiz nelerdir Çınar Grup olarak? Çınar Grup olarak öncelikle hedeflerimiz şeffaf olmak, güvenilir olmak, saygı çerçevesi içerisinde davranmak müşterilerimize. Yani Fethiye'de önde gelen iş insanlarının yanında olabilmek en azından şimdi. Onlarla beraber güzel bir şekilde kaliteli bir çalışma yapabilmek diyebiliriz. Çünkü biz sürekli gelişim aşamasındayız. Bunda en güzel örneği sizsiniz. Yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Genç bir girişimcisiniz. Evet ya şöyle, bizim amacımız para kazanmak değil, önce insan kazanmak. Biz de bunu burada zaten kazanabilmişiz ki kısa süre içerisinde tanınan bir firmayız. Çok teşekkür ederim. Keyifli röportajımızın sonuna geliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? İzleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Instagram üzerinden ulaşabilirler. Aynı zamanda... Çınar Grup olarak değil mi? Evet, Çınar Grup Fethiye.